E hayırdır minik? Senin lokantayı bıraktığın ne zaman görülmüş kardeşim? Vallahi anlamadım. Şükrü abi beni işten çıkardı. Bizim Şükrü'nün işi. Lokantanın ortasına incir ağacını dikti, miniği de buraya gönderdi. E kardeşim, böyle şeyleri de hiç söylemez ki. Yahu nasıl söylesin? Şimdi ne desin? Oğlum bak, sen bütün dükkanı yiyorsun. Biz para kazanamıyoruz mu desin? Bana demiştir ki sen şöyle bir hava al da biz de bir para kazanalım. Ama muhakkak özür dilemiştir. Evet diledi ama gelemeyecekmiş. Dedim de şey diyorum, sen sandalyeye otururken bir dahaki sefere biraz yavaş otur yavrum. Kahve sallandı maşallah yani. Bu benim yavaş oturuşum Ruhi abi. Öyle mi? Maşallah. Ya kardeşim, hata bizim Şükrü'nün. Ben Mini'nin ailesini tanırım. Böyle boğazlı çocuğa lokanta emanet edilir mi? Çırak yapılır mı ya? Vallahi doğru söylüyorsun Kıl Efendi. Bu devirde arkadaşını da çırağını da doğru düzgün seçeceksin. Bunlar insanı ya batırır ya çıkarır. Anladığım kadarıyla Şükrü abi direkten döndü Baki abi. Aynen koçum. Bu var ya bu, bu küçükken de böyle sevimli tatlı bir şeydi. Bir gün ben dükkanı 5 dakikalığına boş bıraktım. Sen içeri gir, 10 kiloluk şeker çuvalını aç, hepsini bitir. Hiç kızmadım ama. Evet yedim. Ya minik, ormana düşsen yanına alacağın 3 tane şey ne? Heh, buyurun işte, soruya bak. Ne alabilir oğlum? Şöyle bir ekmeği yarar, içine de bir palmiyeyi gömer. Oğlum, bunda hiç ormana tek başına düşecek göz var mı? Bak şuna, en az bunun içinde 3 tane daha var. Kimse yok. Ben palmiye sevmem de acı oluyor. Acı mı oluyor? Maşallah, maşallah. Demek ki çocukken bir palmiye götürüvermişim bu arada. Oo! Afiyet, şifa olsun koçuma benim. Benim kralı geliyor beyler. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam. Minik, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Yaprak arasından bakan şempanze gibi patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Lomba çini teketa. Uga 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 a. Lomba çini teketa. Patarukan makata. Uga 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 uga. Dedim de sizlere Ormanlar Kralı Tarzan'ı anlattım mı? Anlatmadım baba. Anlat anlat. E o zaman ne duruyorsunuz? Atlayın bakayım sarmaşıklara. Yaklaşın yanıma. Dikkat edin bataklıklara, timsahlara. Kardeşlerim, Tarzan dediğimiz delikanlı zengin bir ailenin fakir bir çocuğudur. Neden mi fakir? Evet, neden fakir? Neden olacak kardeşim? Ailesiyle birlikte çıkmış olduğu tayyare yolculuğunda tayyareleri Afrika'nın balta girmemiş, hızar girmemiş, belgeselci girmemiş ormanlarının üstünde mecburi düşüş yaptı. E ister istemez zengin ailenin fakir çocuğu oldu. Varlık içinde yokluk desene. Nasıl yokluk olmasın be? Yanlarında götürdükleri 2 bavul dolusu İngiliz şiterlinin antre parantez üstünde Morukante kraliçelerinin resmi olmasına rağmen orman ahalisi için bir hiç, bir kağıt değerinde. Ne bir banka, ne bir ATM, ne bir döviz bürosu, ne tost makinesi, ne post makinesi. Hiçbir şey yok. Öyle ki karnın acıktığında cebindeki paranla alabileceğin çeyrek ekmek arası bir döner bile yok. Allah böyle yerlere düşürmesin. Ya parasıyla rezil oluyor insan. Ya bırakın Allah aşkına, bunların hepsi hurafe. Ne hurafesi kardeşim?
Bizim memleketimizde de Tarzan yok muydu? Misal Manisa Tarzanı, misal Kuzguncuk Tarzanı, misal Ümraniye son durak Tarzanı ki bunların içerisinde Tarzanların piri Manisa Tarzanı'dır. Allah rahmet eylesin. Amin. Kardeşlerim, bu Tarzan denilen sivilceli delikanlının sivildeki ismi Clayton'du. Tabii o zamanlar ufacıktı. Memleketinde el bebek gül bebek sevinmelere, pahalı mamalar yedirtilmelere, fiş fiş kayıkçı, kayıkçının küreği denilmelere, kaldır beni hoppacık cuppacık gibi sevilmelere, her türlü harekete alışık bir insan evladıydı. Çocuğu şımarık büyütmeyeceksin kardeşim. Sonra tutturacak şimdi top havuzu da top havuzu diye. Çocuk işte tam şeytanın karısını boşadığı saatte hemen bir şey ister. Mecburi düşüş yapan tayyaredeki çocuğun babası hemen ellerini şaklattı. Uşaklar, Sebastian, Sebastian bana 5 çayımı getirin. Karısı kendisine kocaman gözlerle mel mel bakmaya başladı. Ne yapıyor bu adam diye. Şşt dedi, uyan kocacığım, uşaklar kargo bölümünde çoktan pestil olmuştur bile. Sen git de şu ormandan bize avokado, böğürtleyen ağaç çileği falan bir şeyler getir de karnımızı doyuralım. Kardeşim bunlar da ormana düşmüş, hala avokado diyorlar. Elma armut neyine yetmiyor? Zengin ya abi, alışmış. Hemen tayyarenin acil çıkış kapısındaki şişme bottan şşşt diye kayan babako, sarmaşıkların arasında artist artist dolaşırken birden karşısına Ormanlar Kralı Arslan çıktı ki antre parantez kedigillerin en büyüğüdür. Düşmenin verdiği dey yolukla baba hemen aa ne güzel karşımda memleketimizin sembolü duruyor. Hello aslan, how are you old today deyip hemen karısının verdiği listeyi çıkardı. Bakar mısınız lütfen, ben bunları nerede bulabilirim acaba diye sordu. Aslana, bu İngilizler kafayı yemiş. Kardeşim, karşısında manyak manyak hareketler yapan lordu gören aslan hemen listeyi aldı, bir ağacın dibine koydu, peçetesini boğazına bağladı, 40 parça yemek takımını çıkarıp haktan gelen nimeti yiyeceğiz elhamdülillah deyip şapır şupur miyam gulup gulup diye baba koyu mideye indirdi. Premierlik aslanı mı sandın sen bunu? Kardeşlerim, babanın eve dönme işinden çoktan vaziyeti çok özleyen anne Meri Hanım üzüntüsünden istavrozunu çıkardı, yavrusuna döndü. Evladım dedi, ben de cortluyorum. Bundan sonra ne ben varım, ne babam var, ne bakıcılarım var, ne de uşaklar var. Tek başınasın artık deyip son olarak makyaj aynasını çıkardı, hafif bir makyaj yaptı, son nefesini verdi. Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın kardeşim! Akabinde ve detayında bir anda anasız babasız kalan çocuk her çocuğun yaptığı gibi çittin çitin ayrıldı, ağladı, iç parçalayıcı seslerle bağırmaya başladı. Bu sesler ta ormanın derinliklerindeki goril ailesinin kulağına gitti. Kendisi de henüz yeni doğum yapmış olan bayan goril kala bu seslerin bir yavrudan geldiğini anladı annelik içgüdüleriyle. Allah Allah dedi ya, gene cami önüne bir çocuk mu bıraktı, ne kadar vicdansız insanlar var deyip hemen 6.45 sarmaşığına atladı, doğru sesin geldiği tayyarenin içerisine girdi. Bak görüyor musun, ne olsa mı olsa ama gene de koşturuyor yardıma, aferin ona. Kardeşim bir de ne görsün, karşısında çirin çıplak, tüyleri olmayan, altı bezli, midesi gazlı, elinde boş biberonuyla zavallı bir çocuk. Ay dedi, yavrucuğum şuna bak, açlıktan tüyleri götürmüş. Şunu götüreyim biraz besleyeyim de yeniden tüyleri çıksın dedi, kucağına aldı ve evine götürdü. Oh kerata, kaptın evi. Ne güzel. Eve gittiğinde karısının kucağındaki bebeği gören baba goril om 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 yaptı. Yo onum dedi, evi bir boğaz daha mı getirdin sen ya? Biz zaten kendimizi zor geçindiriyoruz, çabuk bunu aldığın yere geri bırak. Fakat anne goril oralı olmadı. Hemen komşusu timsahtan öğrendi, gözyaşlarını döktü, kirpiklerini kırpıştırıp babayı tavladı ve minik bebek maymun kadrosuna dahil olmuş oldu. Biz insanlar arasında yaşayamıyoruz. Onlara vallahi kolay gelsin yani. Maymun anne kalanın himayesinde büyüyen bebeğin zamanla saçı sakalı uzadı, göğsünde tüylenmeler başladı. Bunu gören baba, vay be dedi, ben sana haksızlık etmişim, aynı bize benziyormuşsun, helal olsun.
Babadan da güven oyunu alan bizimkisi kendisini hemen güzel bir arkadaş çevresi yaptı. Tabii ki en kral arkadaşları üvey kardeşi Nikima, perde kulaklı fil Tontor, beyaz kaplan Tar ve su aygırı Nano idi. Ne güzel arkadaşlar, minik minik. Beraber maçlara gittiler, üçlüler çektiler, Meksika dalgaları yaptılar, tribünlerden tribünlere aktılar. Lay 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 lay. Haşam. Allah Allah. Yavaş ya. Kıracağım bir tarafımızı. Allah Allah. Yani kardeşlerim, yedikleri içtikleri ayrı gitmedi diyeceğim ama yalan olur. Mahlukatın yediğini bizimkisi bir türlü yiyemiyordu. Gizliden gizliye Pigme kabilesinden yeğenin müfesine gidiyor, kaşarlı tost yaptırıp gövdeye indiriyordu. Portakal suyu desen gırla, keza muzlu süt de öyle. Ama öyle pakette değil, dalından. Neyse, akarası makarası zamanlar geçti. Bizim oğlanın saçı sakalı birbirine karıştı. Ama daha ne bir ehliyeti, ne de bir adı, ne de bir nüfus kağıdı vardı kardeşim. Ehliyet alacak da ne kullanacak? Akabinde ve detayında maymunlar bu delikanlıyı apar topar ormanın yaşlı maymunu Monkey'e götürdüler. Aman dediler, buna bir isim lazım, o da bu gece lazım. Maymun Monkey buna uzaktan baktı baktı. Altındaki donu, yüzündeki bıyıkları gördü. Ya dedi, bu Tarkan'a benziyor ama bunun iti yok. O yüzden bir puan kırdım, bunun adı Tarzan olsun. Hemen ehliyetini damgaladı, bizimkisi sarmaşıklardan sarmaşığa fink atmaya başladı kardeşim. Abi sarmaşık marmaşık da kullansan her zaman cebinde ehliyetin olacak. Kardeşlerim, Tarzan bir gün sarmaşıklarda dört şeritli yolda gibi sağdan sola soldan sağa vişt 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 diye akarken birdenbire en güzel, yüzüne bakmaya doyamayacağın cillop gibi, ay gibi, yıldız gibi parmaklarını ısıtacak bir manita gördü. Aman sabahlar olmasın. Ah kurban olduğum Allah'ım. Yani olacaksa ormanda da bulduruyorsun ha. Jane'i gören Tarzan'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Eli ayağı titremeye başladı. Kulakları büyüdü. Elleri terledi. Hey ya Rabbim be, şu güzelliğe bak. Hemen gideyim şuna iki kelam edeyim de aklını başından alıp nüfusuma geçireyim dedi. Ağzında her zaman taşıdığı bıçağı bir kenara koydu. Kulağına plastikten bir gül taktı. Jane'in karşısına çıktı ve kibarca dedi. Bak bu da benim gibi. Anlıyor ama konuşamıyor. Akabinde ve detayında gönlünden geçenleri bir türlü kelimeye dökemeyen Tarzan'ı Jane yanlış anladı. Hoş alaşa köpek. Sen de kimsin böyle? Ne dediğini anlıyorum, ne söylediğini. İngilizce mi konuşuyorsun, Fransızca mı konuşuyorsun, Tarzanca mı konuşuyorsun dedi. Birdenbire Allah tarafından Tarzan'ın dili çözüldü. Sevdasının da verdiği gazla kızın yanına koştu. Ben Tarzan, sen Jane. Ben Tarzan, sen Jane. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle benimle evlenin dedi. Allah! Kardeşlerim, evet cevabını alan Tarzan havalara uçtu. Hemen dev yarasa bir orman düğünü düzenledi. Kuşlar gelinlik için tüylerini verdiler. Timsahlar timsah derisinden damatlık yaptılar. Filler hortumlarını birer oboa gibi ooo diye çaldı. Yılanlar çıngıraklarını çıngır 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 çıngırdattı. Ve yaşlı maymun Monkey, ormanlar kralı aslanın kendisine verdiği yetkiyle Tarzan ve Jane'i karı koca ilan etti. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Şimdi bu Tarzan ve ailesi İngiliz, Jane de Amerikalı. Ne işleri var bunların ormanda? Hayret valla. Valla akıl kardeş, bu vicdansız, cüzdansız beyaz adamların tarih boyunca başka memleketlerde ne işi varsa o zaman da aynı dümenin peşindelermiş. O zaman öyle, bu zaman da böyle. Aa! Diye hayret etme. Thank you.
Thank you.